Herkese merhabalar. Özel güvenlik sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 88. Özel güvenlik örnek çalışma sorular bölüm 4. 76. soruyla 100. soru arasını değerlendireceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Hedef başarıysa doğru yerdesiniz. Arkadaşlar soruları çözün. %100 sınavda geçeceksiniz. Bundan önceki 84'ten 88'e kadar attığım soruları çözerseniz kesinlikle sınavlarda kalmayacaksınız arkadaşlar. Başarılar diliyorum. 76. sorumuzdan devam ediyoruz. Evet. Ceza Muhakemesi Kanunu 90. maddede yakalama hali devrenin hangi görevidir? Adli, yardım, önleyici, idari, koruyucu görev. Tabii ki burada ceza muhakeme dediğine göre adli görev söz konusudur. A seçeneği doğrudur. 77. soru. Yangın sırasında itfaiye ekipleri olay yerine varıncaya kadar hangi koruma ekibi yanıcı maddenin cinsine göre uygun söndürme maddesini kullanıp ilk müdahaleyi yapar? Yangını söndürür ya da yangının genişlemesini önler. Söndürme ekibi, ilk yardım ekibi, koruma ekibi, kurtarma ekibi, teknik destek ekibi. Tabi burada bakın dikkat edin. Söndürme maddesini kullanması dediğine göre söndürme ekibi yangının genişlemesini önler. A seçeneği doğrudur. 78. sorumuz toprağa aşınmalara karşı koruyan bitki örtüsünün tahrip olması sonucunda toprağın su ve rüzgar etkisi nedeniyle aşınması ve taşınması nedir? Sel, erozyon, toprak kayması, çığ, heyelan. Tabi burada toprağın aşınmasından bahsettiğine göre arkadaşlar erozyondan bahsediyor. Bakın toprağın bir yerden bir yere götürmesi, taşınması erozyondu. Evet. Bursa seçeneği doğrudur. 79. soru. Kişinin duygularına, düşüncelerine, yaklaşımlarına aynen sahip olmak. Benimsemek nokta nokta olarak adlandırılır. Boş bırakılan yere hangisi gelebilir? Etkileşim, sempati, beden dili, mimik, jest. Evet. Burada dikkat edersek arkadaşlar neyden bahsetmiş? Sempatiden bahsediyor bakın. Evet, sempatiden, duygu düşüncelerine, yaklaşımlarına aynen sahip olmak. Sempatiden bahsetmiş. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 80. soruya bakalım. Belli bir amaç için çıkılan yolda kişiyi harekete geçiren, harekete geçtikten sonra amaca ulaşana kadar aynı heyecanı duymaya nokta nokta adı verilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Kaygı, etkileşim, endişe, motivasyon, stres. Evet. Burada da neyden bahsetmiş arkadaşlar? Bakın belli bir amaç için çıkılan yolda kişiyi harekete geçiren, harekete geçtikten sonra amaca ulaşana kadar aynı heyecanı duymaya motivasyon adı verilir. Evet. Cevap Denizli doğrudur. 81. soruya bakalım. Saldırgan bir kalabalığın etrafını çevirmek ve bu kalabalığın içinden alınan kişiyi korumak için aşağıdaki düzenlerden hangisi kullanılır? Kama düzeni, sağ ve sola hat düzeni, savunma düzeni, çember düzeni, saldırı düzeni. Evet, burada da neyden bahsetmiş arkadaşlar? Çember düzeninden bahsetmiş. Evet, Denizli seçeneği doğrudur. 82. sorumuza bakalım. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif maddelerden korunmak amacıyla gözleri ve yüzü örtmeye yarana malzeme hangisidir? Evet, yarayan malzeme. Gaz filtresi, gaz maskesi, gaz süzgeci, koruyucu başlık, kask. Evet, burada da gaz maskesinden bahsetmiş arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 83. soruya bakalım. Belediye başkanının 24 saat esasına göre güvenliğini sağlamak hangi
faaliyetin ismidir. Koruma, gözetleme, izleme, fark ettirme, kollama. Evet. Burada da tabii ki korumadan bahsediyor. Evet. Cevap Adana. 84. sorumuz. Kontrollerde el konulan madde ve cisimlere ne yapılmaktadır? A. Sahibine verip görev alanına girişe engellenir. B. Depoda korumaya alınır. C. Mülki amire verilir. D. Not alıp sahibine verilir. E. Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir. Evet. Burada arkadaşlar yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir seçeneği. Yani E seçeneği doğrudur. 85. sorumuz. Parkta olan yaralamalı kavgada olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlisi hangi hareketi yapamaz? Evet. Tabii şüpheli ve mağdur edilen kişiyi aynı ortamda tutmak. Bunu yapmaması gerekiyor arkadaşlar. Diğer şıkları okumama hiç gerek yok. Cevap A seçeneği doğrudur. İkisini bir arada bulundurmaması gerekiyor. 86. sorumuz. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Evet. Burada da özel güvenlik müdürü, özel güvenlik şirket yöneticisi, genel kolluk amiri, özel kolluk amiri, işletme müdürü. Tabi burada da genel kolluk amiri yetkilidir. Cevabımız Ceyhan. 87. sorumuza geldik arkadaşlar. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanda sevk ve idare yetkini kullanmaya yaşadık. Hangisi yetkidir? Bakın bu soruyu da yine aynı iki defa yazmışız arkadaşlar. Genel kolluk amiri görevlidir. Evet. 88. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından değildir? A. Mesai saatlerini belirleme hakkı. B. Özel güvenlik çalışma izni hakkı. C. Eğitim hakkı. D. Özel güvenlik mali sorumlu sigortası hakkı. E. Kıyafet edinme hakkı. Evet. Tabii burada arkadaşlar mesai saatlerini belirleme hakkı özel güvenlik görevlilerinin haklarından değildir tabii ki yani. Her iş yerinin bir ne vardır? Çalışma saati vardır. Ona ne yapmak zorundadır? Özel güvenlik görevlileri uymak zorundadır. A seçeneği değildir. 89. sorumuza geldik. Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir? Zor kullanma, ifade alma, emanet alma, arama, kimlik sorma. Evet. Burada da zor kullanma değildir arkadaşlar. Evet, zor kullanma. Hali aşağıdakilerden hangisidir? Zor kullanmadır. Evet. Zor kullanma yani A seçeneği doğrudur. 90. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır? Yol güvenliği, trafik güvenliği, miting güvenliği, konser güvenliği, devlet istihbarat güvenliği. Özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır. Konserlerde özel güvenlik görevlileri görev almaktadır. Burada cevap D şıkkı. 91. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz? Bakalım. Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalamak, şüpheli kişileri zaman ve mekan gözetmeden takip etmek, meydana gelen suçlarla anında müdahale etmek, suçüstü olaylarda faili yakalamak, yardıma muhtaç olanlara ve yardım isteyenlere yardım etmek. Devriyenin tanımında yer almaz. Burada
Baktığımızda arkadaşlar şüpheli kişileri zaman ve mekan gözetmeden takip etmek yer almaz. Devriyenin tanımında yer almaz. B seçeneği doğrudur. 92. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir? A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B. En az lise ve denge okul mezunu olmak. C. Askerliğini yapmış olmak. B. 21 yaşını doldurmuş olmak. E. Görevin yapılmasına engel olabilecek engelli hali bulunmamak. Evet arkadaşlar, silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için de askerliğini yapmak önemli değildir. Yani evet, askerliğini yapmayanlar da müracaat edip belgesini alabilir. Güvenlik görevlisi olabilir. Cevap burada Ceyhan'da doğrudur. 93. sorumuza geldik. İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? İletişim teknolojileri, etkili bir ses tonu, beden dili, mesajın ikna gücü, cümlelerin düzgünlüğü. Evet, burada da yine mesajın ikna gücü en önemlisidir. Evet, ikna, bir insanı ikna etmek çok çok önemlidir. Cevabımız 93. sorumuzun Denizli. 94. sorumuza bakalım. Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Seyirci kalabalığı, rastgele kalabalık, toplantı yapmak için bir araya gelen grup, küme, çarşı kalabalıkları. Evet, rastgele bir kalabalıktan bahsetmiş bakın. Cevap Bursa. 95. Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir? Tesir altında kalanlar, destekleyiciler, provokatörler, atılganlar, seyirciler. Evet. 95. soruda tesir altında kalanlardır. Arkadaşlar, A seçeneğimiz doğrudur. 96. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden değildir? Konut koruma, özel koruma, gizli koruma, iş yeri koruma, yakın koruma. Evet. Seçeneklere baktığımızda da yine gizli koruma değildir arkadaşlar. Evet. C şıkkıdır doğru seçenek. 97. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden değildir? Konut koruma, özel koruma, gizli koruma, iş yeri koruma, yakın koruma. Evet, evet arkadaşlar. Bu soru da yine sehven ikinci kez alınmış. Yine gizli koruma değildir. Evet, 98. sorumuz. Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar? A. Şahsın direnmesi, saldırgan tutum sergilemesi. B. Kaçmaya yeltenmesi, suçun devamının önlenmesi. C. Görevliye mukavemette bulunması. D. Suç delillerini bozma veya yok etme ihtimalinin bulunması. E. Yakalanan şahıs çocuksa. Evet. Şimdi burada doğru seçeneğimiz arkadaşlar çocuğa takmamalıdır. Evet, yakalanan şahıs çocuksa nedir? Takmamalıdır. Cevabımız Edirne. Son sorulara geliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta Ayşe Hanım imza atmak istemediyse ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu? Tabii A yasal zorunluluktur. Zorla imzalatılır. B bu durumda tutanak tutulmaz. C parmak bastırılır. C tutanağı imzadan imtina ettiği yazılır. Güvenlik görevlilerinin imzaları yeterlidir. Evet arkadaşlar, burada bu tip olaylarda tutanağı imzadan
imtina ettiği yazılır ve o şekilde serbest bırakılır. Evet. Son 100. sorumuz arkadaşlar. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir? Genel kolluk, Cumhuriyet Savcısı, özel güvenlik görevlisi, hakim, kolluk amiri. Evet, burada da tabii ki gözaltına alma yetkisi arkadaşlar Cumhuriyet Savcısına yetkisine sahiptir. Evet, Cumhuriyet Savcısı. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dördüncü bölümümüz de burada bitti. Dördüncü videomuz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlık, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.